Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Anka 3 ün havalanmasını manşetlere taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin yapacağı hamleleri analiz ederek ilginç öngörülerde bulundu. Türk savunma sanayindeki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyası, tanıtımı yapılan her hava platformunu kendilerine yönelik tehdit unsuru olarak görüyor. Yunanlıların son endişe kaynağı insansız hayalet uçak Anka 3 oldu. Türkiye'nin sadece Yunanistan'a operasyon için savunma platformu geliştirdiğini düşünen internet gazetelerinden Pentapostakma, Anka 3 haberini verirken yine tuhaf ifadeler kullandı. Anka 3, ün 40 bin fit irtifada maksimum gizlilikte görev yapabildiğini vurgulayan haber sitesi, Türkiye'nin, ekonomik kriz ve yıkıcı depremlere rağmen karada ve denizde genişleme hedefine kararlılıkla bağlı kaldığına, işaret etti. Haberde şöyle denildi: Neo Osmanlı idealiyle Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs'a rağmen karada ve denizde genişleme hedefine kararlılıkla bağlı kalmaya devam ediyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kötü duruma ve yaşanan yıkıcı depremlere rağmen, Türk savunma sanayinin çok sayıda silah sistemi, araç ve mühimmatı hızla geliştirmesi, aynı zamanda bunların 2023 yılında Türk silahlı kuvvetlerine teslim edilmiş olması şüpheye yer bırakmıyor. Tahminimiz, Erdoğan'ın ülkesini Yunanistan'a askeri müdahaleye hararetle hazırladığı yönünde. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Atina ile imzaladığı dostluk ve iyi niyet anlaşmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet ve 16 blok 70 satın alma girişiminde sadece bir sis perdesinden başka bir şey değil. Yunanistan, barış istiyorsanız savaşa hazırlanın sözüne sadık kalarak, Abda Fransa İsrail ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra müttefik ülkelerden çok sayıda insansız hava aracı alımına ağırlık vererek silahlanma programına devam etmelidir. Türkiye'nin F-16 motorlarını yerli imkanlarla üretme konusunda General Elektrik şirketiyle yürüttüğü pazarlıklarda Yunan medyasının radarına takıldı. F-110 motorlarının TUSAŞ dide üretimi için pazarlıkların sürdüğünü, hatta Amerikalıların İngiliz Rolls-Royce şirketine milli muharip uçak kan motorunu geliştirmemeleri için emir verdiğini, ileri süren Pentapostagma şu iddialarda bulundu, Türkiye, yerli savaş uçağı için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 motoru arıyor. Türk Kanjeti ilk uçuşunu 2024 ün başlarında gerçekleştirmeye hazırlanırken Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ile F110 motorlarının ortak üretimini talep ediyor görünüşe göre İngilizlere Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Türklere Rolls Royce motoru geliştirmemeleri, emri verilmiş, çünkü, oldukça basit ve ticari gerekçelerle, eğer bunu yaparlarsa Türkler kan uçağını birkaç yıl içinde Moğolistan'a bile satarak Amerika Birleşik Devletleri havacılık endüstrisini ortadan kaldırabilir. Amerikalılarla Türkler arasında şu anda var olan devasa pazarlığın farkında değiliz ama süreç başarısız noktalanırsa Türklerin çok geçmeden Ege'ye doğru Osmanlı akınlarına başlayacağını çok iyi biliyoruz. Türkiye, yerli savaş uçağı geliştirmek amacıyla F-16 ledlerinde kullanılan general elektrik motorlarının üretimi için Amerika Birleşik Devletleri'nden lisans istedi. Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, yerli jet motorunu 2028 yılında hazır hale getirmeyi hedefliyor demişti. Türkiye'nin Genin F110 motorlarını ortak üretme talebi, Türkiye'nin TUSAŞ Motor Sanayi TT ile G Havacılık arasında Haziran ayında varılan anlaşmanın ardından geldi. Anlaşılan o ki Türkler açlıktan ölmeden önce yemek pişiriyorlar ve açıkça bizim de derhal yanıt vermemiz gereken çok büyük planlara hazırlanıyorlar. Türk savunma sanayisi 2024 yılında bir süredir üzerinde çalıştığı platform ve ekipmanları ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunacak. Geliştirme çalışmalarında da önemli kilometre taşlarına ulaşılacak. Alınan bilgiye göre güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için yürütülen çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeyecek. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl gerçekleştirilecek. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. İnsansız Savaş Uçağı Anka-3, Jet Eğitim Uçağı Hürdet ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Atak, ikinin testlerine devam edilecek. Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın seri üretimine başlanacak. Agresif manevralarla havaj-hava muharebesi icra edebilecek Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç şarpanı olacak kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar Kızıl gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. Katlanabilen kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra edebilecek. İlk milli fırkateyn TCG İstanbul, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. Milgen projesinin 5. gemisi olan TCG İstanbul'un ardından aynı anda başlatılan projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin inşasına devam edilecek. TCG İstanbul ile beraber Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren gökdeniz yakın hava savunma sistemi, deniz kuvvetlerine kazandırılacak. Geminin hava savunma radarı işlevini üstlenecek Cenk, yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek deniz kuvvetlerine kazandırılacak bir diğer ürün Akrep Deniz Platformu çift bant atış kontrol radarı olacak. Akrep, hedefe ait iz bilgilerini yüksek hassasiyetle üretebilen ve iban yarı vaktif satıhtan havaya güdümlü mermiler için aydınlatma sağlayan bir sistem olarak geliştirildi. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ulakında aralarında bulunduğu çeşitli insansız deniz aracı sistemleri ilk kez envantere girecek. Mert taşınabilir elektronik taarruz sistemi ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Geniş frekans kapsamasına ve yeni nesil tekniklere sahip Mert, farklı hedefleri eş zamanlı olarak uzak mesafeden etkisiz hale getirebilecek. Yerli askeri kara aracı motoru Tuna'nın ilk kez kullanıldığı vuran 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Yıl içinde Tuna motoru kirpi araçlarında da kullanılmaya başlanacak milli İHA'lara güç veren askeri turbo dizel motoru PD-170, Aksungur ile ilk kez envantere girecek. Havelsan tarafından hayata geçirilen, dijital birlik, konseptinin yeni üyesi kamikaze insansız deniz aracı Çakadaki'de için çalışmalar sürdürülecek. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapmasına imkan sağlayacak karma sürü operasyon merkezi çalışmaları ve testleri saha gösterimleriyle devam edecek. Yurt dışı lisans bağımlılığını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Kovan ve açık kaynak veri yönetim platformu odak yaygınlaştırılacak. Biyometrik veri yönetim sistemi projesi kapsamında nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ardından niteliksiz parmak izi tanıma sistemi de tamamlanacak.